Yani görecek miyim o da belli değil. Merhaba. Şu anda ne yaptığımı soracaksınız. İsviçre vlogu. Uçuş sabah 5'te. Yanıma bir kaban alacağım. Bavul küçük olduğundan dolayı kabanı koyamıyorum. Mecburen kabanla uçacağım. Sabah 5'te insanlar şey diyebilir. Ne yapıyorsun? Ve toplayacak. Anca gelirim. Burada babamla gidiyorum İsviçre'ye. İsviçre'ye gidiyoruz, ne düşünüyorsun? Oğlumla beraber gezmeye gidiyorum. Kesene bereket. Yani şu 3 gün içerisinde 5-7 kilo almayı planlıyorum. Uçağa doğru yürüyoruz. 9-10 dakikalık mesafe demiş. Biz 2 veya 3 dakika içerisinde orada bulunacağımıza eminim. Kesin. Boarding complete. Havalimanında tren var. Ana merkeze gitmek için trene bineceğiz şimdi. Haydi falan çıkıyor. Nasıl bir ülke? Böyle bir şey yok. Burada bir sıkıntı var. Çıkacak mı şu an? Haydi oluyordu. Haydi yok. Bunlarız. Ryan Palin varmış. Öğreniyorlar. Bunları almaya geldik. Koşa koşa gelmişiz. Çünkü hem kimse yok hem babamlar da yok. Otele girdik, çıktık. Babam turist olan Ömer olarak açım. Kalkacağız. O merkez denen Bahnhofstrasse var. O tren garının bulunduğu yer. Orada bir yürüyeceğiz. Zürich çapında film festivali var. Cumartesi günü bugün. Cumartesi pazarı var burada. İkinci el eşyalar satıyorlar. İlginç şeyler var. Biraz önce Kürtler falan gördük. Turist Ömer'le turist babası. Böyle güneşleniyoruz babamla. Biz uçakta inerken pilot hava 12 derece falan olacak dedi. Hatta ben zaten kabanla geldim ki çok iyi olacak falan. Sonra şu an bayağı sıcak, güneşli, mükemmel bir hava. Laf etmiyorum. Belki biliyorsunuzdur şu markayı görsem, Springli. Bu Luxemburgerli diye bir şeyler, makarona Luxemburgerli deniliyor burada. Bayağı başarılılar. Normal bir başarı değil. Başarı ötesi hatta, ben size öyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim, birkaç tür de aldık. Şeker yemiyordum. Şimdi yiyeceğiz artık. Jordan diye ağlıyordum. Bir balansın 550'sini aldım. Tabii ayağım benim bebek mezarı gibi olduğu için maşallah 46,5 yiyorum. Ben para verirken yanında bir kadın Almanca kanikak euro dedi. Herhalde tabii verebilirsin euro. Para olursa olsun da istersen TL ver diyeceğim de. Adam yok mu diyeceksin yani? Yani Allah'ım. Nasıllar arkada tövbe estağfurullah. Markete geldik. Peynir alıyoruz. Peynir dünyasını satın aldım. Şu an İsviçre'de başka peynir kalmadı. Eren İsviçre'ye geldi ama Arnavutluğu havası var buralarda. İsviçre çekimi yapmak için geldi ama resmen Makedonya. Hadi hayırlı olsun. Tres Amigos'a geldik. Biz 3 amigo olarak Meksika yemeğine geldik. Burrito söyledim.
Ben buraya hiç gelmedim. Babam geldi mi iddia ediyor? Gelmedim ya. Geldik. Burada masada oturduk, ailece geldik büyük babanlarla. Kaç yaşındaydın? Biz ama Türkiye'ye taşınmıştık ama sen bayağı küçüktün. 7-8 yaşında falan bir ara. Kendi ismimi unutuyorum babam. Anneli 10 günde geldim. Ben senden habersiz bir çekim yapayım dedim. Bakalım fark edebilecek misin? Bu arada YouTube kanalını takip ediyoruz. Çok beğeniyoruz. Aha geliyorsun. Evet, İren İsviçre'ye geldi. Kültürel yemekler yiyor. Boğazında kaldı, boğuldu. Bunu çekmedin mi? Yok, şu an hala çekiyorsun. Boğazında kalsın. Yani insan bir fondü yer lan. Bu ne? Yani İsviçre diyorsunuz, medeni diyorsunuz, bilmem ne diyorsunuz. Aa dur ya, ben burada niye böyle çıktım? Heh, şimdi oldu. Şu duruma bakar mısınız? Çok kötü yani. Elle yemek yiyorsun. Çatal kaşık vermediler. Babama toz getirdiler. Dayım ne yiyor Allah biliyor. Allah bir hayvanlar var içinde. Merhaba. Senin abi nasıl bir insan? Anladım. En güzel yaptığı şey ne? Kahveresama. Bir soruyla çok rahat gördüm seni. Rahatsız ediciymiş. Tamam çekmeyeceğim. Eder başkası. Yalnız buradakiler de patladı. Bir salat sal. Mesela. O gün demek ki basana şeyleri burada mesela bir şeyi seyrediyor acayip. Görecek haberi var. Sahte. Sahte diyor. Sahte insan. Zeynep örgü mü örüyor? Ben öremiyorum ama o yani bu arada Eren'in 4 günlük ehliyeti var. Evet, şöyle bir şey var. Bir trafik canavarı daha çıktı. Sadece birisini eziyordum. Yani yayaya eziyordum zaten. Virajı alıyorum, yola çıktı. Sonra aynı falan yaptım. Tabii arabaya o güne kadar, taze arabaya hiç fren yapılmamış falan. Babamın bunu öğrenmemesi gerekiyor. İlk gün çok güzel geçti dediler ama. Sonra balık yapıyorsun, sonra tamam. Bretzel yapıyorsun, o yuman çekiyorsun, evden çıktım. Kaleyi tırmandı. Çekemiyorum ben. Sıkıştı. Tuvaletin geldi. Çocuk kafasını kaşırma. Sonra işte... Aramızda Türkçe konuşabilen yok. Üstünden gidiyorsun, alttan çekiyorsun. Niederdorf, İsviçre'nin ağzında Niederdorf diye bir yer var. Tam şimdi Taksim demeyeyim size. Ortaköy Taksim arası gibi bir şey. Ha, evet, küçük hali biraz daha. Bu upuzun bir sokak. Neler oluyor acaba? Birileri ağlıyor, zırlıyor, çağırıyor. Polis abi gelin. Sadece konuşuyorlar ama bağırıyorlar. Guten Morgen. Peki babam nerede? Lugano. Lugano muydu ismi? Oraya gideceğiz arabayla. Baktım 2,5 saat yazıyor gidişe. Yani bilemedim. Baba bekle. Tövbe estağfurullah. Alıyor geçmiyorum. 150 yaşında ve sabah koşusuna çıkmış ve ben kahvaltıda neler yediğimi söylemek istemiyorum. Babam sürekli olarak videolarda araba kullanıyor. Bodrum'a gidiyoruz araba kullanıyor. Buraya geliyoruz araba kullanıyor. Ehliyetimi aldım. Sokaklardan çıkın. Acilen sizi ezme ihtimalim çok yüksek. Dört kantonda olduğu için ismin oradan oluyor. Dört Firvalze demedim. Harbiden bak, Haydi kısmı burada. Zürih'te değil. Gotthard'a gittik. Belki duymuşsunuzdur. Duymayanlar için babam anlatsın. 1950'de bitiyor ilk. Yıllar sonra maalesef bir Türk bundan 15 yıl kadar önce çalışma izni olmayan Belçika firmasında kamyon tır şoförlüğü yapan bir Türk tünelin çıkışında kaza yaptı. Kaza yapınca tünel basıncından arabalar havaya uçtu ve bu tünel birkaç kapalı kaldı. 20-25 dakika sürecek çıkmamız. Almanca konuşan kısımdan İtalyanca konuşan. Burada ben iptal oluyorum. Evet, Lugano Ticino tarafına geçiyoruz. Babam evet. İtalyanca da biliyor. Bir de şöyle bir şey de var. Karşı mesela diyelim -10 derece ise tünelin tam ortası 30 derece falan oluyor. Kaç kilometreydi? Bir dakika bakıyoruz. 17 kilometre. Çıktık. İşte böyle bir
tarafta hava güneşliydi biraz. Mesela biraz bulutluydu ama burada hem yağmur hem sis. Bizim şimdi şeyi anlatacağım. Bir kez Venedik'ten dönüyorduk. Tünele gireceğiz o gün. Gece bir de saat. Tam döneceğiz geldik. Polis çevirdi ki Gotthard kapalı. Gotthard içinde kaza olmuş. Bir de üstüne çığ düşmüş. Daha ne olabilir? Galiba ben de gerizekalı influencer kadın var herhalde o zamandan. Hemen böyle attım yolda kaldık falan diye. Sonra bütün akrabalar çıldırdık, size ulaşamadılar. Yani ne oldu? O yolda mı kaldınız bir şey? Yolda atlet var burada. Ama bu isim şeyler kafayı yemiş. Normal bomboş bir doldurmuşlar burayı. Sonra ne? Müzik yok, şey yapabiliriz. Evet evet, rahatım o yüzden. Şimdi Lugano'ya mı gitsek demiştik. Zaten çok yağmur yağıyordu. Şu an biraz kesildi ama yine de bulutlar bayağı fazla var. En sonunda ben dedim ki baba, ah be baba. Boşver. Bir şeyler aldık. Anneme selam söylüyorum buradan. Annem gel gidince bir şey alırsan seni keserim dedi. Bir şeyler aldım anne. Ben bir süreliğine uyudum. Ne denir? Bodrum'a giderken duruluyor ya. Ne denirdi oraya? Susurluğa geldik. 2 metrelik sandviç aldım. Bunda vallahi kafayı yemiş. Onun ortasına ışık. Ya otobandayız. Yemin ederim otobandayız. Işık koymuşlar buraya. Boğuldum. Döndük yollardan. Akıyoruz, geceleri akıyoruz. Sizin şansınıza normalde asla bu kadar kalabalık olmaz. İyi oldu, böyle insanları gördük. Normalde o görseniz, var ya ölü, herkes uyuyor. Asla gece 8'den sonra dışarıda insan görün, burada şaşırırsınız. Burada ilginç bir şey oluyor. Perşembe geceleri insanlar daha çok çıkıyor. Eski bir alışkanlık. Duydunuz, yani çünkü kendisi burada yaşadığı için uzun süre. Buraya garanti geliyorum. Elimde bir tane daha kalem, kamera var. Acaba videoyu çekeyim mi? Nedir diye geldik. Hasan dayım da burada. Ama dünkü gibi kalabalık yok. Sabah 6'da uyanacağından dolayı. İşte ben de son zamanlarımı yaşıyorum. Yani okul başlayacak ve okuldaki, ben endüstri mühendisiyim. Sadece bir dersim yüz yüze. Niyetin? Çok geliyorlar. Biraz daha evde takılırsam bilgiden hastane masraflarımı diyeceğim. Ölüşehir. Saat 9:09. Bu ne? Biraz önce kamerayla flash patlattım ve birkaç kişinin yüzüne patlattım. Işıklı yerler var burada. Her ışıklı yere güvenmeyin. Normalde şu gördüğünüz tren, herhangi bir otobüse binmek, yani bilet alması gerekiyor ama biletler çok pahalı. Zürih öyle yani, öyle bir yer. Biz de o gün yani hiç uğraşamayız, yani acelemiz de vardı, bir yere yetişecektik. Ve biletsiz yakalanırsanız 100 frank. Oh, you doing for YouTube? Yes. What's up, man? Birisi geldi, dedi ki, ah, YouTube mu yapıyorsun? Ben dedim, evet YouTube yapıyorum ama Türkçeyim dedim. Dedim ki, olsun benim arkadaşım Türkçe, Twitch yapıyor dedi. Merak ettim acaba kim? Ben de burada da yani ünlü olma artık ya. Bir ünlü olmadan ülke kalmadı Eren ya. Şöyle bir yer var. Papa Joe's diye. Burası Meksika yemeği ve Meksika tatlıları. Çok çok iyi. Eğer yolunuz düşer de bir dakika. Fış. Burası müzeum. Müzeum diyorum ya. Şey, opera. Balkon burası. Vallahi ismini hiç hatırlamıyorum, şu an gitti. Raclette.
Raclette Factory diye bir yer var şu an burada. İzice özel yemeği var, evet. Şaşırdığınızı biliyorum. Patatesleri dinliyorsunuz, üstüne erimiş peynir ve özel peynir ama sadece eritmek için çiğ yen var, ablam mesela. Ama yani tadı çok iyi olmuyor yani, kokuşmuş bir peynir. Bu arada gördüğünüz şu çeşme, üstünde bir tane şövalyemiz var. Çeşmenin önünde eğer kim uydurdursa artık, önünde eğer fotoğraf çekilirseniz. Zengin birisiyle evleniyormuşsunuz deniliyor. Benim de bir dosyam var. 120 fotoğraftan. Çeşme ve ben isimli. Şimdi ayakkabılar. Günaydın. İsviçre bizi çok güzel bir havayla karşıladı, sağ olsun. Zaten 3 günlüğüne geldik. Çok bir şey beklemiyorum, ben size uyarısını verdim. Sadece vlog yani. Biz vlog çekeceğim. Yani. Küçük bir kapalı çarşı turu ararsanız kendiniz. Zürih'te. Necati abi. Yenke'ye. Hemen geri dönüyoruz. 1990 yılında İsviçre'ye girdim. Türkiye'de halıcılık yapıyordum. Kendi kültürümüzün tanıtılmasıyla ilgili boşluk gördüğüm için bu işe soyundum. Biz de 30 senedir evliyiz. Bizde gerçekten her şey bulunur. Ben İsviçreliyim. Ben ilk defa 1988'de Türkiye'ye geldim. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorum. %50 orada çalışıyorum, %50 beraber İstiklal'da. Biz de ilk nereye gideceğini öğrendik, fanafilla. Şimdi babamla koştur her şeyi bitirmeye çalışıyoruz. Burası Rendek. Butik mağazaların olduğu yer. Butik mağazalar dediği de en ünlü ve en pahalı mağazalar. Güzel bir video oldu bence baba. Yorumun ne video hakkında? Eren'le çok güzel bir seyahat geçirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın.